Mamayı aldık. O da tamam. Onu da hallettik. Mama işini de çözdük. Çok şükür. Bak şurada da berber var. İki de sakal tıraşı olayım gelmişken. Ondan da bir kurtulayım. Hemen şurada bak. Gereğim. Tıraşımız olduk. Ah, 10 numara rahatladık. Bu işimiz de hallettik bak. Para işini hallettim. Kedi işini hallettim. Tıraş işini hallettim. Şimdi marketten ufak bir iki bir şey alıp hemen araca binip eve doğru geçeceğim. Daha önce de söyledim. Şu an ben neredeyim? Ben şu anda Bakanov Razin diye bir yerde, yani doğru yanlış söylemiyorsam diye bir çevrem var. Şimdi aşağı markete doğru gidiyorum. Marketten bir şeyler alacağım ve eve doğru geçeceğim. Burada Azerbaycan'da yeni otobüsler söylediğim gibi bu şekilde. Tabii modern daha yeni otobüsler var ama Exit'in yeni bu şekilde. Biraz ulaşım araçları eski, evet. Yani otobüslerden bahsediyorum. Şehirler arası otobüsleri de eski. Daha önce biliyorsunuz ben binmiştim ki yakın zamanda yine bineceğim. Şehirler arası otobüsleri de eski. Hani bizdeki o şehirler arası otobüs konforunda daha değil. Ha, var mıdır? Ben görmedim. Belki de vardır. Şimdi önemli değil ama benim gördüğüm Autovazal'dan bindiğim eskiydi. Yani işin açıkçası, şimdi az önce buradan bir otobüs geçti, gösterseydim keşke o buranın yeni otobüslerinden. Onlar bile şehirler arası otobüslerden daha konforlu duruyor. Öyle bir şuruz bakalım. Bir market arıyorum ama marketi bulabilirsem Altın Yumurta Şatlık Sarayı diyor burada. Ne bileyim. Öyle bir alandayız. Geziyoruz. Dolaşıyoruz. Burada berber var. Tam berber diyor. Şöyle bakalım, düz gidelim. Etrafa bakalım. Taşınmaz ev ne kadar iyi. Yarın hayat evi diyor. Şöyle geçtik. Burada da yine neymiş? Zoruna teli mi, burma teli mi? Kristal. Burada yine bir nikah salonu mu? Ha yok, bunlar düğün merasim yeri diyorlar. Burada işte düğün sarayları bu şekilde bakın. Egzeleti genellikle böyle. Şöyle bir Şirniyat evi falan diyor. Lazerbent. Ben markete hala denk gelemedik. Yani. Yürüyoruz. Valla şu anda hangi caddedeyim, bu caddenin adı ne? Ben de tam olarak bilmiyorum ama şu aşağıda bir market var. Gördüğüm kadarıyla o markete geçip eve doğru gideceğim. Tabii o markete doğru geçebilecek miyim? O da ayrı bir şey. Yürümekten yol bitmiyor be kardeşim ya. Şimdi size kısaca bir şey anlatmak istiyorum. Burada izleyen Azerbaycanlı kardeşlerim, Türkiye'deki kardeşlerim için de söylüyorum. Eğer Türkiye'de biriyle iş yapıyorsanız ve bu iş yapacağınız kişi size bakın 3 kelime hallederiz, sıkıntı yok, o iş bende. Bu üç kelimeyi kullanıyorsa ondan kaçın. Onunla iş yapmayın. Hakikaten yapmayın. Çünkü o büyük ihtimal sizin işinizi yapmayacak. Burada da bir tersi var. Ben kendi yaşadığım tecrübelerden ve duyduklarımdan yola çıkıyorum. Biriyle iş yapacaksanız, iş yapacağınız kişi, akrabanızdan, dostunuzdan bahsetmiyorum. Yani iş yapacağınız veyahut da sizin işinizi biri görecekse, size şu üç kelimeyi söylüyorsa, Azerbaycan için söylüyorum. Senin hatırını çok isterim. Halledeceğim. Narahat olma. Bitti. O iş olmayacak arkadaşlar. Yani senin hatırını çok isterim. Narahat olma. Delesme. Diyorsa bitti. So. O da sizin işinizi yapmayacak. Bunu söyleyeyim. Yani Azerbaycanlılar, Türkiye ile ilgili iş yapmak isteyenler ve Türkiye'de, Azerbaycan'da iş yapmak isteyenler bu kelimelere dikkat etsin. İş yapacağınız kişiler bu kelimeleri kullanıyorsa
o işiniz olmayacak. Bunu da size bir ufak söyleyeyim. Gelir. Evet. Geziyoruz. Geziyoruz. Gezi gezi gidiyoruz. Aa, burada bakın KFC falan varmış gene ya. Ulan KFC'yi bulduk, her şeyi bulduk, bir marketi bulamadık. Amber Restaurant. Evet, böyle. Şu aşağıda benim bildiğim bir market var. Ben o markete geçeceğim. O markete geçtikten sonra alışverişimi falan yapıp hemen eve gitmek istiyorum. Burada ne varmış? Market mi burası? Aa yok, çocuk oyun alanı. Aa ne güzel. Ev Söyla'yı buraya getirebilir miyim? Aa yok yok, bu oyuncak satıyor burası. Aa böyle bir Mickey Mouse falan var. Evet, güzel. Bak aa, ev sağladın. Hadi. Kolay gelsin. Bizi neler bekliyor? Bir hafta sonra. Hadi gel selam söyle. Buradan bizi neler bekliyor? YouTube kanalına selamlar. Ah can kardeşimsin hadi. Ah can ya. Böyle geçiyoruz bakalım. Azerbaycan'da geziyoruz. Güzel. Mangalda lüks döner diyor. Mangalda lüks döner mi? Aa, bizim Erzurum usulü yapıyorlar. Döneri yan yatırmışlar. Hani anlatabiliyor muyum? Mangalda dedikleri o yani. Bildiğiniz şey işte da. Neydi o? Erzurum şey kebabı. Aa, adını unuttum. Ay. Bak adını unuttum. Ne kebabıydı ya? Erzurum. Ne kebabı? Aa bak unuttum. Bak. Aa. Ulan halbuki çok da severim be. Bak şimdi adı gitti lan, yaşlanıyor muyum yoksa bak. Adı neydi onun? Adını unuttum. Bak. Erzurum. Erzurum. Allah Allah. Bak. Vallahi unuttum. Yemin ediyorum unuttum. Erzurum neydi lan? Erzurum'la ilgili bir şeydi ya. Erzurum'un ne kebabıydı? Şu an unuttum. Vallahi unuttum. Erzurum'un bir kebabıydı. Dur. Döneri yan yatırıyordu. Buradan bunu, ben bunu söylemezsem bu videoyu devam edemem. Allah Allah. Cağ kebabı. He? Cağ kebabı. Eyvah eyvah. He? Mangalda döner. Cağ kebabı usulü yapmış, yatırmış. La oğlum bak. Çalmayın lan şunu. Neyse. Ama var ya cağ kebabı da gidiyor be. Vallahi gidiyor. Ya o değil de bu kadar yürüdüm bir markete denk gelmedim. Aramasam var ya 50 tane market çıkar karşıma. Ha işte bakın otobüsleri görüyorsunuz değil mi? Artık otobüs. Kardeş ne olur beni bırak sen yoluna devam et dermiş şefine gidiyor yani. Allah Allah. Marketi bulamadık ya. Bak. Market. Marketi bulamadık. Burada da bir moda evi herhalde yeni mi açılmış? Şöyle balonlarla süslemişler. Deniz kuru temizleme. Orada gene paf maf satıyorlar. Ya bu elektronik sigara Azerbaycan'da bayağı bir var ya. Her yerde bir onu görüyorum yani. Bir elektronik sigara mağazası her yerde görüyorum. Şuradan ben bir market bulunca açayım ya. Ben böyle artık maçta aya kadar yürürüm ya. Buraya kadar yürüdüysem maçta aya kadar yolu var bu işin. Vay be. Yani beni Türkiye'den izleyen abilerim, kardeşlerim, dostlarım, benim videolarımdan Azerbaycan'daki yaşam tarzını az çok görüyorsunuz. Fiyatları, durumu, ekonomiyi, halkın yaşayışını, bunları artık 3 aşağı 5 yukarı videoları izleyerek çözdüğünüzü sanıyorum. Buradaki halkın Türklere olan yaklaşımını, bunları görmüşsünüzdür. Burada
bir kesim, daha önce de söyledim, gerçekten Türkiye Türklerini seviyor. Ha bakın, bunlar da yeni otobüsler, Iveco'nu. Hani şurada az önce dur, konuyu böldüm ama şimdi yanından geçiyorum. Bakın bunlar yeni otobüsler. O az önce gördükleriniz eskiler. Bunlar da yenileri. Şöyle gidiyor. Neyse. Ya burada bir kısım gerçekten Türkiye Türklerini seviyor. Sağ olsunlar. Canlarımız onlar bizim. Allah razı olsun. Bir kısım da sevmiyor. Böyle şeyleri maalesef yaşamışlığımız var. Yani işte diyecektim onu. Neyse, uzatmayayım fazla. Ondan sonra hani böyle şeyler var. Yok da değil. Hani gerçekten seveni gerçekten seviyor. Sağ olsun, onlar bizim başımızın tacı. Ben mesela her zaman söylüyorum, buradaki insanlar her ne olursa olsun mesela çok misafirperver. Hani bir yere gittiğim zaman, bir ortama girdiğim zaman falan sağ olsunlar, Allah razı olsun. Hani hakikaten bir şey sonra yardımcı oluyorlar, getiriyorlar, götürüyorlar falan. Hani parayla pulla değil. Bunları da yaşıyorum. Ben Azerbaycan'ı elimden geldiği kadar tanıttığıma inanıyorum iyisiyle. Kötüsü buranın bizi bağlamıyor. Arkadaşlar sonuçta ben burada oy vermiyorum. Buranın vatandaşı değilim. Ama ben iyi kısımlarını iyi de demek zorundayım. Çünkü gerçekten iyi kısımları iyi yani. Kötü değil. Ha, şurada bir market var. Gireyim arkadaşlar. Ne alacaksam alayım. Ondan sonra basıp evime gitmek istiyorum. Marketten çıktım, o markette aradığım bir şey yoktu. Ufakta bile böyle bir alana geldim. Baksanıza ne kadar tatlı bir yere. Park yeşillikler içerisinde. Benim telefonum çalıyor galiba. Şöyle. Aa. Ben annemi arayacaktım. Bir annemi arayayım, tekrar açarım. Tekrardan açarım kamerayı. Evet, marketten çıktım, onu da hallettim. Alacaklarımı aldım neyse işte eve. Şimdi birazdan işte araç çağıracağım. Aracı çağırıp eve geçerim. Bugünlük bu kadar. Eğer bakacağım videoyu editlerken bugünkü bölüm kısa gelirse şu dakikadan sonra ertesi güne geçeceğiz. Ha yok, uzun gelirse böyle yani 25-30 dakikayı bulur geçerse de şey yapacağız yani. Burada bitiyor. Burada bittiyse yarın bir dahaki videoda görüşmek üzere. Devam ediyorsa yarın yine görüşmek üzere diliyorum. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın. Mutlaka ve mutlaka. Videoları beğenin. Sizin beğenmeniz çok önemli. Benim videolarımın ön plana çıkabilmesi için videoların beğenilmesi ve yorum yapılması gerekiyor. Hani kanala abone oldunuz olmadınız tamam. Hani o çok önemli tabii ki ama ben videolarımı ön plana çıkartmak istiyorsam sizlerin önemli, rica ediyorum. En büyük desteği hani videoları beğenmeniz ve yorum yapmanız. Öğrenmek istediğiniz Azerbaycan'la ilgili şu anda buradayım. Şu anda burada yaşıyorum ve buradan başka bir yere geçeceğim. Geçene kadar da burada yaşıyorum. Burayla ilgili öğrenmek istediğiniz veyahut da görmek istediğiniz veyahut da işte bana Instagram'dan ulaşabilirsiniz veyahut da yorumlardan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz bir şey varsa da hiç çekinmeden rahatlıkla sorabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Şimdiye kadar izlediğiniz için şu ana kadar çok çok teşekkür ediyorum. Biz burada karanlıkta görüyor musunuz? Akşam. Dur bakayım biraz gözüküyor. Dur Süheyda bir dakika bak şimdi. Ah bu da Süheyda benim kızım. Akşam saat 9-10 olmuş. Tırnakçıya gidiyor. Hadi anlat hadi. Emrullah hayalet gibi gösteriyorum şu an. Şu an beni hissediyorum. Sadece beni bir fosfor olarak parlıyor olarak görüyorlar. Hiç de gözükmüyorum. Arkadaşlar ağzım, ben de tırnak yapacağım. Ben de tırnak yapacağım. Tırnalım. Mahsun akşam artık. 9-10'da ya neyse. Gidiyoruz tırnakçıya. Bunu tırnakçıya bırakacağız. Biz de yemek yemeye geçeceğiz. Oh, geldik vallahi, bıraktık. Biz az önce yiyecek bir şeyler arkadaşlar. Allah'ın şımarığı ya. Neyse böyle parka getirdik Süheyda'yı. Arkadaşlar az önce ağlamıştım, ondan dolayı açamadık videoyu. Evet. Tamam hadi git oyna ama. Allah'ım ya. Ya annesini bir yere bıraktık burada. Ondan sonra da başladı anne. Kızım dedim de annesi dur yemek yiyeceğiz. Çok şükür bitti. Geldik böyle ya, oturuyoruz işte böyle etraftayız. Ağaçların arasında böyle güzel bir parktayız. Bu da burada böyle şımarıyor gördüğünüz üzere. Hava güzel. Neredeyiz? Tabii ki de Maşdağ'dayız. Maşdağ'da günlerimizi geçiriyoruz. Bir ya da iki gün sonra tahmin ediyorum. Şeye geçeceğim.
Şeki. Baba. Sen bir şey diyeceğim. Söyle. O kız açıyormuş. Aa. Kaydırakla. Ne kadar güzel işte. Git bak arkadaş olun beraber oynayın. Hadi git arkadaş olana çık. Gel ben de geleyim seninle. Babam. No. Baba. Hadi. Olsun oynasın. Olsun bir şey. Olsun canım işte arkadaş olsun. Burada dedeye baba diyorlar. Yani biz biliyorsunuz ki yani babamıza yani Türkiye'de yani bizi annemizin rahmine koyana baba diyoruz. Ama burada dedeye baba diyorlar. Böyle bir şey var. Yani olur da Azerbaycan'a gelir de duyarsanız garipsemeyi şaşırmayın. Burada dedeye baba diyorlar. Mesela teyzeye hala diyorlar. Ondan sonra hani işte işte halam gelecek diye zaman hani babasının kız kardeşi ablası algılamayın. O annesinin kız kardeşi ya da ablası. Bu şekilde. Galiba babanın kız kardeşine de hala diyorlar ya. Farklı ama da galiba hala diyorlar. Öyle miydi ya? Bak onu bilmiyorum ya. Bak onu bilemedim. Vallahi onu bilemedim. Onu bilemedim. Ya, hani değişik bir parktayız. Yani değişik bir yerdeyiz. Parktayız. Gençler oturmuşlar parkın etrafında. Öyle bak şurada teyzelerimiz var oturuyorlar falan. Öyle bir alandayız. Güzel ya Azerbaycan'da. Bilmiyorum bize verilen vaatlerde, denilen sözlerde buradan 3 ila 5 Haziran arasında çıkacağımız, gideceğimiz söyleniyor. Artık kim ne derse inanmıyoruz. Sıkıntı yok. Göreceğiz. Ha gitmesek de sorun var mı? Vallahi bizim için yok. Yani mesela gelir kaybımız var mı? Vallahi o da yok. Yani bizim için her şey stabil. Yani bizim için değişen bir şey yok. Şimdi ben burada bir iki tane böyle ufak tefek iş yapmaya başladım. Çok şükür. Bu hafta dedim hani bari durduk yapalım hani daha doğrusu bazı fikirler yeni geldi. Oluşumumu tamamlayınca söyleyeceğim size hani ne yaptığımı, işte ne gibi bir işe başladığımı falan bunu belirteceğim size. Bir netleşsin biraz daha böyle iyice otursun durayına. Bakalım işte ya ufak tefek bir iki bir şeyler yapmaya başladık. İnşallah onda meyvelerini güzel yiyeceğiz. Sıkıntı yok. Hani gittiğimiz yerde de devam edebileceğim bir iş. Sorun yok. Güzel ya. Vallahi iyi yani. Hani biz düşünüyoruz şu anda karı koca. Yani biz burada bu şekilde rahat yaşayabiliriz. İşte bakalım bir durumumuz netleşsin. Dedik ki en azından bir ayın başına kadar bekleyelim Haziran'ın 3'üne 5'ine kadar. Olmazsa kendimize ev tutacağız. Kendimize bir yer tutalım. Böyle güzel bahçeli mahçeli falan bir yer tutalım. Böyle bir hayat evi. Yine bu Meşta, Buzovna bu taraflarda falan diyoruz hani tutalım. Öyle bir planımız var gitmezsek eğer. Gidersek de dediğim gibi ben gideceğim sonra Ayten'i alacağım. Bu şekilde planlarımız. Neyse yer ve mekan değişikliği yaptık. Böyle geldik parkta oturuyorum işte. Ondan sonra şimdi şöyle bir alana geldik. Burada spor aletleri var. Demin bir uyarı aldık. Bizim 5 Ferin Söyledi'den büyük. Onun çocuk parkında oynaması yasakmış. Aslında normal de yani. Aletlere zarar vermemek açısından. Mantıklı. Neyse işte ya geldik böyle onu diyorum. Öyle bakalım bakacağız işimize gücümüze ya bu saatten sonra. Yani şimdi dediğim gibi bir ufak bir iş kuruyorum internet üzerinden. Küçük bir şey. Oturtabilirsem eğer güzel olursa bakacağım bir. Şu anda ben bir deniyorum. Tam açıklamasını vereceğim. Eğer olursa izleyenlerime de iş sahibi yapabilirim. Yani geliri ne olur? Tahminim. Eğer yapabilirsem 3 aşağı 5 yukarı aylık. Hani oturduğunuz yerden günlük 3-4 saat böyle uğraşıp takriben bir 800-900 bin dolar kazanabilirsiniz. Yani belki de daha fazlası. Bu tamamen size kalmış bir durum. Veyahut da kendi çalışma arzunuza kalmış. İstiyorsanız bütün gün bununla uğraşın. Yani basit de bir şey. Çok da zor değil ama dediğim gibi önce ben kendim bir deniyorum.
şu anda. Ufak tefek bir şeyler oluyor. Netleşsin. Bir ben bir göreyim bir iki ay. Nasıl oluyor, nasıl bitiyor. Tam bir kavrayayım. İşi oturtayım. Ondan sonra bakacağım. Sonrasında eğer bununla ilgili dediğim gibi herkes ilgilenebilir. Ben ilk başta dediğim gibi şu anda onu uğraşıyorum. Ne olduğunu söylemeyeceğim. Nasıl bir şey olduğunu söylemeyeceğim. Aslında basit bir şey. Ya yani bir nevi e-ticaret, onu söyleyeceğim size. Bir nevi e-ticaretle uğraşıyorsunuz. Güzel bir şey. Tam olarak otursun. Sizlerle de bunu paylaşacağım. Nasıl yaptığımı, nasıl olduğunu, nasıl bu gelire eriştiğimi, ne yapmam gerektiğini, ne kullanmam gerektiğini, nereden ne alıp nasıl falan filan sattığımı anlatacağım size. Neyse, biz geçelim kendi konumuza. Dedim ki ya böyle bir durumumuz var. İşte burada oyalattırdılar bizi. Hani bu iş gecikti demiyorum. Bizi oyalattırdılar. Alsın. Sıkıntı yok. Demek ki kaderde bu da varmış. İnsanların da karakteri buymuş. Diyorum. Üzüldük mü? İşimiz geç kaldı. Hani biz geç kaldık diye. Yok, üzülmedik. Yani ben geç kaldığım için de üzülmedim şahsen. Yani burada dediğim gibi çok güzel arkadaşlıklar edindim, dostluklar edindim. Sağ olsunlar, hani çok güzel burada izleyenlerimiz var. Burada düzenli olarak görüştüğüm izleyenlerim var. Yani burada hani öyle bir şey ki izleyen mevki makam sahibi izleyicilerimiz var, Azerbaycanlı. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Yani bu da benim için ayrıyetten bir gurur verici bir şey. Kendimizi böyle izletebiliyorsak saygı çerçevesinde. Benim hoşuma gidiyor. Ben dediğim gibi ya bu YouTube kanalında sizlerle bir şeyleri paylaşmak için, kendimi paylaşmak için, gündeliğimi paylaşmak için, ne yapıyoruz, başımıza neler geliyor, işte nasıl geçiniyoruz, onları paylaştım. Daha önce söyledim, şu anki gelirimiz bizim sosyal medya ve e-ticaret. Yani e-ticaretten kastım da buraya geldiğimde 2-3 ay yapmadım e-ticaret. Hani yapamadım işin aslı. Çünkü kafam çok doldu. Hayır, şimdi gideceğiz. Hayır, yarın gideceğiz. Ama baktık ki zamanımız uzuyor. Dedim o zaman yapalım. Ekstra gelir, neden olmasın. Şimdi ona tekrardan başladık. Güzel. İyi de başladığımı düşünüyorum. Son 2 haftadır uğraşıyorum. İyi de başladığımı düşünüyorum. Ondan sonra güzel şeyler olacak. Maddi sorunlarımız var mı burada? Yani yok. Yani maddi bir sorunumuz da yok. Şu anda. Tabii ki alacaklarımız var. Borçlarımız var. Bu insanın doğasında olan şeyler. Ama halledilmeyecek şeyler değil. Halledeceğiz. Onun haricinde sıkıntımız çok şükür yok ya. Hani Allah'a şükür ya. Burada gerçekten iyiyiz. Yani şu an için iyiyiz. Dediğim gibi bir Haziran'ın 3'üne 5'ine kadar da bekleyeceğiz. Bir durumumuz bir netleşsin. Ha, baktık ki oldu, gidemedik. Belki buradan işte bir ev tutarız falan. Evin içerisinde kendimize bir stüdyo yapacağız. Ben kendi şu anda başladığım işle ilgili devamlı uğraşabileceğim kendime bir alan yapmam lazım. Bu şekilde bakalım. Hayırlısı olur. Ha, burada kalıcı olursak araba alacağım. Onu söyleyeyim. Eğer burada baktık kalıcıyız. Yani gidemedik. Ya gideceğime inanıyorum bir şekilde. Yani bu yolla olmasın, başka bir yolla. Farklı farklı yollarımız da var. Sıkıntı yok. Onu da gene ben size anlatacağım. Bakalım bu şu anki gideceğim yol olursa size bu yolu anlatacağım. Bir bakalım netleşsin. Nasıl oldu, nasıl bitti? Bana kaça mal oldu. Neyse işte böyle yani. Halledeceğiz. Çok şükür. Ben her zaman söylerim. Çıktığınız yola inanın, kendinize güvenin. En önemlisi dürüst olun. Haysiyetli olun, karakterli olun. Bunlar önemli. Bunlar olduğu sürece bir sıkıntı yaşamazsınız. Ne yapacaksın bakayım bir? Al. Şimdi kızımı yatalım dedim, bir parktayız akşam. Ben ne yapıyor? Allah aşkına. Allah'ım. Aferin kızım sana, başarılar. Akıllısın sen, zekisin tabii, biliyorum. Ha, çünkü ben çok sıkan birisiyim ya. Aferin sana ya. Allah aşkına. Bir şey değilim, sağlıklıyım. Lütfen kamerayı benden çıkar mısınız? Allah'ım ya. Bizim ailecek bir
kameraya karşı böyle bir şeyimiz var ya, belli belli. Allah'ım. Böyle bir alandayız değil mi? Meşlada az önce yemek yedik. Yemekten sonra çıktık buraya geldik. Şimdi Ayten'in işini bitmesini bekliyoruz. Tırnaklarını yaptıracaktı. Onun bitmesini bekliyoruz. O bittikten sonra da büyük ihtimalle o bizi alır, eve geçeriz. Ya da biz gideriz, onu alırız, eve geçeriz. Bilmiyoruz işte, o aradaki böyle boş vaktimizde çocukları işte getirdik parkta, oynasınlar falan biraz. Hem yorulsunlar çünkü Sueda nasıl diyeyim, gece geç yatıyor. Böyle çıkıp yorulduğu zaman gece 12'de bayılıp yatıyor. Ondan sonra ama bu aralar uyku düzeni biraz daha oluşmaya başladı. Daha erken yatıp daha erken kalkıyor. Önceden yani buraya geldiğimizde gece 3'te 4'te falan yatıyordu. Şimdi biraz burada düzelmeye başladı. O da neden? Ya bulunduğumuz alan daha geniş. Bir de burada ablaları var. İlgileniyorlar onunla. Yoruluyor, ediyor falan. Hani biraz daha böyle düzene girmeye başladı. Bir şeyler öğrenmeye başladı. Yani tabii evde bizim 2 tane dünya tatlısı bir kızımız var. Onların okulları falan var. Daha doğrusu o da şimdi o moda giriyor. Kendince hani ablalarına ayak uydurmaya çalışıyor. Kendince işte alıyor. Biz ona böyle bir yazma tahtası gibi bir şey aldık böyle. Abire oradan böyle yazıyor falan ama toplamayı öğretiyoruz. Toplamayı falan öğrendi bayağı bir. Ondan sonra işte şimdi çıkartma işlemlerini öğretmeye çalışıyorum. İşte toplama işlemlerini öğrendi. En azından toplama, çıkartma, bölme, çarpma amblemlerini öğrendi. Yani o amblemleri var ya, amblemlerini görünce en az onu biliyor. Ya diyor, burada çarpma var, burada bölme var, burada çıkartma var, burada toplama var. Bunları öğrendi en azından. Bu da bizim için gerçekten bir başarı. Sonuçta dediğim gibi Sueda 6 yaşına girecek ve burada biliyorsunuz bu sene okula göndermedik. Yani Sueda birinci dönem okula gitti Türkiye'de ama ikinci dönemi gitmemişti. Buraya geldik falan işte biraz biliyorsunuz düzensizlikler oldu, problemler oldu falan. İşte gitmedi ama şimdi ne oldu? Biz onu böyle hani en azından matematiksel açıdan bir şeyler öğrenmeye başladı. Sayıları falan yazmayı öğrendi. Çok güzel sayılar artık yazıyor. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. İşte önceden diyelim ki 65'i gösteriyorduk. 6, 5 ama şimdi artık 65 olduğunu biliyor. Bu onun için güzel bir şey. Bakalım yani ben dediğim gibi biraz böyle kafam sakinken, rahatken kızıma da daha kendimi verebiliyorum. Ama kafam çok dolu olduğu zaman şahsen veremiyorum bir baba olarak. Çünkü düşünüyorum şunu nasıl olacak, bunu nasıl yapacağız, bu nasıl içecek, bu nasıl gelecek. Ama şimdi biraz böyle kafa sakinleşti. 3 aşağı 5 yukarı kafamızda bir şeyler netleşti. Ondan sonra artık önümüze bakmaya başladık. Hadi ben geleceğe bakmayalım, biz önümüze bakarak yaşayalım. Böyle olunca da biraz daha ortalık güzelleşti işin açıkçası bizim açımızdan. Ona da biz kendimizi verebiliyor olduk. O da böyle. Ama çok zeki. Şimdi böyle yabancı dil takıntısı var. Ben İngilizce öğreneceğim. Ben Rusça öğreneceğim. Ben şunu öğreneceğim. Gidiyor böyle YouTube'dan video açıyor. Açıyor yani bu arama kısmına yazıyor işte. İngilizce öğreneceğim yazıyor. Mesela böyle İngilizce öğrenecekler onlara falan bakıyor. Rusça öğreneceğim diye onlara bakıyor. Zeki ya. Hakikaten bu nesil çok zeki.